Herkese merhaba. Bugün Photoshop'ta bir görseldeki nesneyi yok etmeyi veya klonlamayı hangi tekniklerle yapabileceğimizi inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Content Aware Fill. Bu söylemesi zor ama kullanması kolay Photoshop özelliğini şimdi inceleyelim. Elimde böyle bir görsel var. Görsel çok hoşuma gidiyor. Ancak fotoğraftaki bu kaşığın burada olmamasını istiyor isem kullanabileceğim bir özellik. Seçme araçlarından bir tanesini aldım. Kaşığın olduğu bölgeyi kabaca işaretledim. Duplicate yapmak istedim görselimi. Görselimde bir değişiklik yapacağım için daha sonra geri gelmemin daha kolay olması adına Ctrl J ile veya sağ tıklayarak Duplicate background'a sağ tıklayarak Duplicate Layer diyerek çoğaltabiliriz. Şimdi üstteki layer'ımı seçtim. Seçim aracıyla kabaca seçtiğim bölgenin etrafında bulunan beyaz açık renkli mermer ile dolmasını istiyorum. Bunun için Edit, Fill dersem bu Photoshop'un kendi algoritmasıyla otomatik olarak tamamlamasını sağlar. Diyelim isterseniz. Fill dedim. Content Aware. Color Adaption. %100. OK dediğimde şimdi burayı otomatik olarak dolduruyor. Burada görmüş olduğumuz sıkıntı Photoshop etrafında bulunan bölgeyi kendisine en yakın şekilde doldurduğu için burada bulunan çizgiyi de dahil etti. Ctrl Z diyorum. Şimdi manuel olarak kontrolün daha çok bizde olduğu bir versiyonu deneyelim. Şimdi benden istediği şey bu bölgenin bu görselde bulunan hangi alan ile doldurulmasını benim seçmemi istiyor. Bunun için bana bir brush verdi. Bu brush'la örnek veriyorum. Şu bölgeyi klonlamasını isteyebilirim. Şu bölgedeki bulunan dokuyu bu bölgeye yumuşak bir şekilde uyguluyor ve karşımıza çıkan manzara bu. Dilersen bu yüzeyi arttırabilirim. Buradan daha fazla alan seçerim. Buradaki değişimi görüyorsunuz. Burada alt tuşuna basarak seçimini yaptığım yeri iptal edebilirim. Alt tuşuna basmadığım versiyonda da seçtiğim her yeri bu seçime dahil ediyor. Gördüğünüz gibi çok temiz bir retouch imkanı sağlıyor. Çok doğal bir görünüm sağlamış oluyor. Spot Healing Brush Tool. Yandaki tool panelinden Spot Healing Brush Tool seçeneğini seçiyorum. Bu tool retouch sırasında en çok tercih ettiğim tool. Çok basit ve kullanışlı bir araç. Genellikle yüz bölgesinde veya görmek istemediğimiz retouch'la yok etmek istediğimiz bölgeler varsa bu aracı kullanabiliriz. Seçtim. Sağ tıkladığımda size boyut seçeneğimiz. Hardness şöyle gelirsem. Hardness bu da brush'ın yumuşaklığını ve sertliğini ayarlayan bir seçenek ve spacing. Spacing şöyle açıklayayım. Bir yaptığımda şu bölgeyi düzeltmesini istiyorum. Sürükleyerek seçtiğim bölgeyi dikkat ederseniz pürüzsüz bir şekilde seçti. Yani arada hiç mesafe bırakmadan tamamen akışkan bir seçim yaptı. Eğer spacing arttırırsam şu anda basıl tutuyorum ama seçimlerini noktasal yapıyor. Yani bu brush'ın sürekliliği ile alakalı bir seçenek. Zaten genelde bu brush'ı ben noktasal olarak kullanıyorum. Yani şuradaki beni yok etmek istiyorsam arttırsam arttırayım. 50 yapayım. Benim üzerine geliyorum. Tıkladığımda bu brush'ımın seçtiği alanı dışarıdaki alana uyduruyor. Çok basit. Yani yok etmek istediğim noktaya en yakın büyüklükte brush seçiyorum ki büyük bir yüzeye temas edip doğal görünümü yok etmeyelim. Burada mesela böyle bir seçim yapsam şu bölgeyi komple bu bölgeyi dikkat ederseniz burada da değişim yaşatıyor. Ama ben sadece şuraya tıklarsam sadece bu bölgede değişim sağlıyor. İleride daha komplike manipülasyonlar sırasında bu araçları aktif olarak kullanacağız. Ama şu anda kısa süreli de olsa tanıma şansı yakalamış olalım. Healing Brush Tool. Aslında birbiriyle akraba diyebileceğimiz iki tool. Biraz önce incelediğimiz tool'a çok yakın bir tool. İkisi arasındaki fark, biraz önce incelediğimiz tool seçtiğimiz bölgenin etrafını göre kendini adapte ediyordu. Şimdiki Healing Brush Tool yani spot olmayan Healing Brush Tool aynı menüden çıkıyor. Alt tuşuna basarak işaretlediğimiz bölgeyi brush'ın geldiği yere
yumuşak bir şekilde, yani direkt o bölgeyi buraya kopyalayarak değil, bu bölgedeki dokuyu bu bölgeye. Bunun da kısa yolu Ctrl Alt sağ tık yapıp sağa sola oynattığımızda mouse'u brush'ımızın size'ıyla oynayabiliriz. Burada görmüş olduğumuz gibi brush'ın hardness'ı da burada daha çok belli oluyor. Şu anda hardness 30'da. Bunu 100 yaparsam dikkat ederseniz köşelerde keskinlik arttı. 50 yaptım. Alt tuşuna bastım. Referansını seçebileceğim bir nokta çıktı. Yani nereyi klonlayayım? Burayı nereye benzetmemi istersin diye soruyor Photoshop. Alta bastım. Noktamı burayı seçtim. Klik yaptım. Buraya geldiğimde dikkat ederseniz klonun bir ön izlemesini zaten gösteriyor. Bastığımda buradaki dokuyu bu bölgeye kopyalamış oluyorum. Bunu şu şekilde biraz sonra inceleyeceğimiz Clone Tool'dan nasıl bir fark olduğunu anlamak adına dudağın kenarı daha belirgin bir bölge olduğu için onu göstereyim. Seçtim. Aslında burada görünene göre direkt bu şekilde bir kopyalama yapması ama burada yaptığı şey burayı buraya entegre etmeye çalışmak. Yani buradaki doğal görünümü bozmadan referans noktamı diğer noktaya taşımak. Bunu da aynı diğer biraz önce incelediğimiz Spot Healing Brush Tool'da olduğu gibi yüzeylerdeki istemediğimiz bölgeleri yok edilmesinde kullanabiliriz. Burada aynı şekilde size'ını, hardness'ını, spacing'ini kontrol edebiliyoruz. Patch Tool. Aynı menündeki bir diğer tool olan Patch Tool. Patch Tool'u seçtikten sonra yok etmek istediğimiz bölgeyi seçiyorum. Bu nesneyi, seçtiğim nesneyi şuradaki doku ile değiştirmesini istediğim için tutuyorum, taşıyorum. Dikkat ederseniz şu anda bırakmadım mouse'u. Devam ettiğimde yani nerenin dokusunu şu anki bölgeye uygulamamı istediğini soruyor. Bırakıyorum. Ve otomatik olarak buradaki nesneyi yok ediyor. Oldukça basit, yerine göre kullanışlı bir tool. Daha çok background'u bu şekilde olan, karmaşık olmayan background'larda daha rahat transfer sağlayabiliyor. Yani aslında yaptığı şey seçtiğim alana gösterdiğim yerdeki dokuyu taşımak. Ancak bunu yumuşak bir geçişle yaptığı için bize hissettirmemiş oluyor. Şöyle hızlıca iki görsel arasındaki farkı görebiliriz. Content Aware Move Tool. Doğrusunu söylemek gerekirse çok sık kullandığım bir araç değil. Ancak faydalı olabilecek bir araç. Tool'u seçtim. Taşımak istediğim bölgeyi seçiyorum. Buradaki sushi'yi şuraya taşımak ve boyutunu da büyütmek istiyorum. Böyle bir talebim var. Çift tıkladım. Yaptığı işlem buradaki nesneyi etrafındaki dokuya uyum sağlayarak almak ve buraya taşımak. Bir kez daha deneyelim. Bu sefer başka bir nesne seçelim. Şuradaki sushi'yi seçelim. Seçimimi sağladım. Buraya taşıdım. Otomatik olarak kendisi transform çizgilerini çıkarttı. Biraz büyüttüm. Farklılık olsun diye. Çift tıkladım. Buradaki siyah bölgeyi sushi'ye uyguladı. Ve buradan kopyaladığım sushi'yi de buraya taşımış oldu. Şöyle işlemi geri alayım. Duplicate yapmayı unuttuğum için. Kopyaladım. Yapıştırdım. Dikkat ederseniz orijinal fotoğraf bu şekildeyken biz taşıma işlemi sonrası bir manipülasyon yapmış olduk. Clone Tool. Clone Tool seçimini sağladığımız bölgedeki dokuyu işaretlediğimiz bölgeye taşımayı sağlayan bir araç. Burada ön izlemeyi şu anda gösteriyor bize. Alt tuşuna basıp sushi'yi seçtim. Seçtiğim bölgeyi dikkat ederseniz zaten şu an brush'ın içerisinde görünüyor. Ctrl Alt sağ tık tuşlarıyla böyle bir kısa yol imkanımız var.
Bu sayede broşu büyütüp küçültebiliyoruz. Büyüttüm. Buradaki sağladığım büyüme seçtiğim noktadaki daha geniş bir alanın seçilmesini sağlıyor. Şöyle görelim. Küçülttüğümde sushi'nin sadece alt kısmını görüyorken büyüttüğümde alttaki pirinçleri de onunla beraber buraya taşıma şansımız var. Burada dilersek sağ tıklayıp brush'ın hartısını arttırarak brush'ın size'ini küçültüyorum. Hartısını biraz arttırdım. Bu sayede etraftaki nesneleri daha az toplamasını, sushi'ye odaklanmasını istiyorum. Dikkat ederseniz sağ tarafta suyun üzerinde bulunan artı neredeyse sol tarafta yapmış olduğum klonlama işlemi de o bölgeye paralel olarak ilerliyor. Bir de şurada bir kopyalama yapalım. Başka bir örnekle de görelim. Bu derste gördüğümüz üzere Photoshop'ta birçok retouch ve klon aracımız var. İhtiyacımız ne yönde ise bu araçlardan bir tanesini seçerek fotoğrafta istediğimiz, dilediğimiz retouch'u veya edit'i kolayca sağlayabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.